Verinin ve veri biliminin ne olduğunu, veri biliminin kısa geçmişini ve gelecekte nasıl bir rol oynayacağını, veri biliminde projelerin nasıl yapıldığını ve veri biliminde kariyer yapmak isteyen arkadaşlarımızın nerelerden başlayabileceğini konuşacağımız videomuza hoş geldiniz. Bugün Deniz Akademi ile birlikte veri bilimi konuşacağız. İsmim Şade Eren Şeker. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerimi bilgisayar mühendisliğinde tamamladım. Yüksek lisans ve doktora tezlerimi yapay zeka üzerine yazdım. Daha sonrasında yurt dışında çeşitli ülkelerde veri bilimi üzerine, özellikle akan veri madenciliği üzerine ve yapay zeka üzerine çalışarak kariyerime devam ediyorum. Şu anda yapay zeka üzerinde ve veri bilimi üzerinde çalışan bir şirketin yöneticiliğini yapıyorum. Bunun yanında akademik kariyerim de devam ediyor. Bugün veri bilimini konuşacağız ama veri bilimini konuşmadan önce tanımını yapmak çok önemli. Verinin ve bilimin ne olduğunu tanımlamak, iki kelimeden oluşan veri bilimini anlamak için oldukça önemli. Elbette bilimi tanımlamak oldukça zor. Bilim felsefesi, bilim tarihi dediğimiz çok derin kavramlar var. Ama veri bilimine dokunduğu anlamda bilimi tanımlamamızda fayda var. Aslında insanın bildiği her şeyin iki tane temel kaynağı var. Birisi doğa ve doğadan öğrendiği bilgiler var. Bir diğeri ise insanın kendi içinde var olan ve kendi iç dünyasında zaten bildiği şeyler. Örneğin sayılar insanın içinde var olan şeyler. Nokta bizim ilkokulda öğrendiğimiz boyutsuz bir varlık ve biz noktayı gerçek dünyada bulma, görme ve anlama şansına sahip değiliz. Boyutsuz bir şeyin algılanması gerçek dünyada mümkün değil. Ancak bizim iç dünyamızda örneğin sayıları biz kendimiz birer kabul olarak koyabiliyoruz ve bu sayılara göre gerçek dünyada var olan şeyleri sayıp bir matematiksel gösterimle ifade edebiliyoruz. Hatta bu gösterimler üzerinde operatörler tanımlayabiliyor, toplama, çıkartma gibi işlemler yapabiliyoruz. İşte veri bilimi de tam olarak bu noktada yer alıyor. Örneğin gerçek dünyada ölçtüğümüz, gerçek dünyada var olan ama bizim iç dünyamızdaki yansımalarını kendi dilimizde, matematikle, sayılarla ifade ettiğimiz, değerleri işlediğimiz disiplinin ismi veri bilimi. Bir şekilde ölçebildiğimiz, bir şekilde sayılara dönüştürebildiğimiz her şeye veri diyoruz. Ve bu veriler bilgisayarlarda elbette 1 ve 0'larla ifade edilen dijital, digit kavramı yani hane kavramıyla dijital olarak ifade edilen değerlere dönüşüyor. Daha sonra bunların üzerinde bizim için anlamlı sonuçlar üretmeye çalışıyoruz. Gene kendi iç dünyamızda ve kendi anladığımız dünyada bir şeyler ifade etmeye çalışıyoruz. Örneğin gerçek dünyada sayısal bir değeri ölçtük. Mesela ekonomik sistemleri düşünelim. Ekonomi tamamen insanla var olan bir şey. Yani insan olmasaydı para büyük ihtimalle bu dünyada var olmayacaktı. Biz olmadığımız zaman yer çekimi var, biz olmadığımız zaman şimşekler çakıyor, bizim dışımızda zaten var olan bilimsel ve bilgisel bazı gerçekler var. Ama bir de bizimle var olan, bizim sayemizde var olan şeyler var ki örneğin ekonomik sistemi böyle düşünebiliriz. Şimdi ekonomik bir değeri veri bilimi açısından inceleyecek olursak, siz parayı veri olarak ifade edebilirsiniz. Bir şirketteki yapılan ödemeleri, finansal akışı veya bir kişinin maaşını ekonomik bir değer olarak gösterebilirsiniz. Şimdi bu ekonomik değeri biz veri bilimiyle işlediğimizde mesela finansal anomalileri, mesela bir şirkette yapılan işlemlerin veya bir sahtekarlığın, kredi kartı sahtekarlığının bulunması için veri bilimini biz artık kullanabiliyoruz. Aslında veriyle ilgili işlemler çok daha eskiye dayanıyor. Bilgisayarların ilk var olduğu andan itibaren veriyi biz bilgisayarlarla, makinelerle işlemeye başladık. Bundan öncesi de var elbette. Yani istatistik denilen bilim çok daha geçmişe dayanıyor. Ve orada herhangi bir makine olmadan da bu işler istatistiksel bazı, matematiksel bazı modellerle ve kağıt üzerinde yapılabiliyordu. Ama günümüzde bilgisayarlarla birlikte biz veriyi işlemeye de başladık. Biz derken aslında bizim için işleyen birer çalışan, birer bilgisayardan bahsediyoruz. Birer yapay zekadan bahsediyoruz. Nasıl işliyorlar derseniz bunun da seviyeleri var. Aslında ilk seviye 90'ların son 2000'lerin başında hemen hemen bütün şirketlerde, bütün kurumlarda çözülmüş olan ve veri tabanı sistemleriyle basit sorgularla çözebildiğimiz veri işlemi. Yani veriyi bir şekilde tutuyoruz ve o veri üzerinden anlamlı sonuçlar çıkartıyoruz. Örneğin bir şirkette çalışan kişilerin maaşını artık veri tabanında tutmak bu sistemden sonra mümkün. Ve veri tabanından biz bunu sorgularla, örneğin şirketteki en yüksek maaşa sahip olan kişinin maaşını bir sorguyla çekebiliyoruz. Bunun üzerinde ise
artık bizim için anlamlı olan, değerli olan, yoruma açık olan ve hatta bizim de tam net bilmediğimiz soruları sormak kalıyor. Mesela bir şirketteki bir kişinin maaşının ne kadar arttırılacağını tahmin etmek veya bir CV'yi size verdiğimde bu kişiye ne kadar maaş verirsin diye sorduğumda veya bu soruyu yüzlerce kişiye sorduğumda ortada muğlak bir soru var. Sonucu net olmayan, matematiksel olarak ispatlanamayan veya doğadan alınan bilgilere baktığımızda mesela bir doğal olay gerçekleşiyor. Diyelim ki hava durumu. Yağmur yağma, kar yağma, işte hava ile ilgili bazı şeylerin olma ihtimali var. Bu ihtimallerin hesaplanması, işte bunların net olmayan bu bilgilerin geleceğe yönelik tahminlemesi veya geçmişe yönelik açıklanması, bir şey olmuş, bir sonuca ulaşılmış ama neden ulaşılmış sorusunun sorulması, teşhislerin konulması ve hatta otomatik olarak aksiyonların alınması veri biliminin bir konusu. Veri bilimi gelecekte çok önemli bir role sahip olacak. Çünkü çok hızlı artan bir veri büyüklüğüne sahibiz. Şu an toplanan verilerin işlenmesi artık insanların kapasitesini çoktan geçmiş durumda. Herhangi bir insana değil, bütün insanlığı bilgisayarların başına oturtsak ve bu verileri işleyin, hatta bunları okuyun desek bile artık bizim işleyeceğimiz kapasitenin çok çok üstünde bir veriden bahsediyoruz. Veri çok hızlı büyüyor. Örneğin şu anda sizler bu videoyu izlerken veya dünyanın çok çeşitli yerlerinde milyarlarca insan sürekli olarak cep telefonlarından, bilgisayarlarından veri üretiyorlar. Eşyanın veya nesnelerin interneti dediğimiz kavram şu anda insanların internetini geçmiş durumda. Bizlerin ürettiği, bizlerin aradığı verinin çok üstünde veriler şu an makineler tarafından üretiliyor. Böyle bir dünyada aksiyon almak, hareket etmek ve bunu hızlı yapabilmek çok kritik. Şayet siz verinizi değere dönüştüremiyorsanız, verisini değere dönüştüren başkaları sizin önünüze geçiyor. Dolayısıyla günümüzde veri petroldür denmesinin sebebi bu. Verinizi değere dönüştürmek çok önemli. Verisini işleyen ve buradan değer üreten firmalar bir şeyler kazanacaklar. Aynı petrol gibi, petrol de yıllarca, yüzyıllarca boşa akıp geçti ama ne zaman insanlık bunun değerini anladı ve bunun üzerinde rafineriler kurdu. Bugün etrafımızı kaplayan her yerde hemen hemen petrol ürünlerini görmemiz mümkün, plastikleri, karbon ürünlerini görmemiz mümkün. Bizim için bu kadar önemli ve büyük bir değere dönüşmesi ancak o petrolü işledikten sonra oldu. Veri için de aynısı söyleniyor. Belki bugün hayal edemeyeceğimiz kadar büyük değerlere veri bilimi bizi ulaştıracak ve hayal bile edemediğimiz şeyleri veri bilimiyle yapıyor olacağız. Aslında hikayeyi tekrar başa saracak olursak, verinin üretilmesi, üretilen verinin değere dönüştürülmesi aşamasındayız. Verinin üretilmesi ölçmeyle, veri tabanlarıyla bir nebze sağlandı. Burada belli başarılar elde edildi. Tabii ki şu anda ilerletiyoruz. Büyük veri kavramına girildi. Artık verinin, çok daha büyük verinin anlık olarak işlenebileceği platformlara geçtik. Bir de bunun üzerinde bizim için hayatımıza dokunan anlamları üretme aşamasındayız. Veri bilimi bir uygulamalı bilimdir ve dolayısıyla aslında burada iki tane çalışma alanı, yönü söyleyebiliriz. Birisi bu işin derinlemesine inmek, yapay zeka, istatistik, makine öğrenmesi gibi kavramlara girmektir. Bir diğeri ise herhangi bir derinliğe inmeden mevcut algoritmaları, mevcut çözümleri alıp gerçek dünyadaki problemleri uygulamaktır. Örneğin bankacılık, finans, telekom, balıkçılık, ziraat gibi bambaşka alanlarda aynı algoritmaları kullanabileceğiniz çok sayıda problem var ve bu problemlerin çoğu henüz dokunulmamış durumda. Çoğu henüz insanların erişemeyeceği veriler olarak bir yerlerde saklı. Belki bu verilerin sahibisiniz, belki bu verilere erişim hakkınız var ve bu erişim hakkını doğru şekilde kullanırsanız siz o verilerden değer üretebilir ve bulunduğunuz kurumlara veya kendinize fayda sağlayabilirsiniz. Peki veri bilimine başlayacak olan kişiler nereden başlamalı? Burada yolu ikiye ayırmakta fayda var. Bir, bireysel olarak bu konuya meraklı olan, bu konuya girmek isteyen arkadaşlar, bir de profesyonel olarak bu işe başlamak isteyen profesyonellerimiz ve hatta belki kurumsal dönüşümlerden bahsedebiliriz. Bireysel olarak başlayacak kişilere ücretsiz olarak çok yerde çok fazla kaynak var. Hatta biz de kendi kitaplarımızı ücretsiz olarak hediye ediyoruz. Ulaşan herkese Türkçe olarak içerik üretmeye çalışıyoruz ve internette de bununla ilgili çok faydalı kaynaklar bulunabilir. Ancak kurumsal olarak başlayacak kişilere tavsiyem bu konuyla ilgili ciddi bir bilgi transferi yapmaları. Bu bilgi yıllarla ve alın teriyle ve kanla oluşturulan veri, hatalarla oluşturulan veri. Bir benzerini biz bilişim dünyasına ilk girdiğimiz yıllarda da yaşadık. Bilişim projelerindeki başarı oranları yarı yarıyaydı. Projelerin yarısı başarısız oluyordu. 80'lerde, 90'larda çok sayıda proje çöp oluyordu. %70 başarısızlık, %80 başarısızlık görülen sektörler ve zamanlar oldu. Şu anda günümüzde bunlar biraz oturmuş durumda. Artık bir projenin nasıl yapılacağı, kimin yapacağı, ne kadar risk alınacağı hepsi ölçülebiliyor ve başarısızlık oranları ciddi anlamda düşürüldü.
Aynı şeyleri şu anda veri biliminde, yapay zekada yaşıyoruz. Şu anda veri bilimine başlayan projelerin %98'inin başarısız olduğunu söyleyebilirim. Büyük bir kısmı %70 civarı daha hayata geçirilmeden başarısız olarak addediliyor. Onun üstünde bir kısmı ise proje hayata geçirildikten sonra ilk bir yıl içinde fail ediyor, başarısız olarak görülüyor. Bunun en büyük sebebi bu konudaki bilgi eksikliği. İnsanlık bir şekilde bunları öğrendikten ve bu konudaki insanları yetiştirdikten sonra başarısızlıkları ciddi anlamda indirgeyebiliyor. Ve büyük ihtimalle yapay zeka veri bilimi konularında da başarı oranı hızla artacak. Daha başarılı projelere hızla ulaşılacak. Ancak şu dönemde veri bilimine girecek kişilerin en büyük ihtiyacı aslında bu konudaki tecrübe ve bilginin transfer edilmesi, düşe kalka yapılan yüzlerce kere, yüzlerce yerde yapılan hataları bir kere daha yaparak öğrenmek değil, bu konuda uzmanlarla çalışmak ve işi bilen uzman kişileri bir şekilde projelere dahil edip bu bilgiyi transfer etmek, hızlıca transfer etmek, hızlıca başlamak olacaktır. Ve bir profesyonel zaten bir bilgi çalışanı olduğu için, zaten bilgiye eriştiği ve kendini sürekli geliştirdiği için bu konuda da geliştirecek kaynakları, kendisini yetiştirecek kaynakları bulmakta zorlanmayacaktır. Ancak bunun gerçek hayattaki uygulaması ve tecrübe aktarımı oldukça önemli. Özellikle günümüzdeki veri bilimi projeleri için bunu net olarak söyleyebiliriz. Proje bilgisi, ne kadar fazla proje yapıldığı ve ne kadar fazla tecrübe edinildiği önemli diyebiliriz. Deniz Akademi'nin veri bilimiyle ilgili hazırlamış olduğu bu videonun sonuna geldik. Deniz Akademi'ye abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca sizler de veri bilimiyle ilgili problemlerinizi, projelerinizi, yaşadığınız deneyimleri bu videonun altında yorum olarak paylaşabilirsiniz.